Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 12 18 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Aslan burcunda yolculuğunu devam ettiriyor. Ay ışığını büyütüyor. Ee, gerilimin yoğun olduğu, enerjinin yüksek olduğu bir haftadayız. Mars burcunuzda Jüpiter'le de birleşti. Hafta genelinde Mars Jüpiter kavuşumu sizin de mutlaka enerjinizi çok arttırabilir. Ee, ancak tabii Jüpiter olan yerde aşırılıklar ve abartılar olabiliyor. Mars gibi bir gezegenin enerjisinin büyümesi biraz üzerinizde stres, gerginlik, huzursuzluk, baskı yaratabilir. aşırı derecede konuşma ihtiyacı, kendinizi ifade etme ihtiyacı gösterebilirsiniz. Fiziksel aktivitede yine biraz daha kontrolsüz olmanız mümkün. O yüzden kazalara, sakarlıklara dikkat edin lütfen. İstem dışı söylemler, gereksiz harcamalar, işte dürtüsel tavırlar bu hafta sizi yorabilir. Ve Satürn'ün de sert açısı var. Dolayısıyla Jüpiter Satürn arasındaki bu kare açı işte Mars'la Satürn arasında oluşacak kare açı özellikle hafta ortalarından itibaren e, hem yapmak istediğiniz eylemler ve bunları ortaya koymak isterken başkaları tarafından ya da otorite figürleri olabilir. Işte aile ve aile figürleri olabilir. E, kısıtlanmalar ve engellerle karşılaşabileceğiniz de işaret ediyor. Hani bu da tabii ki sizi biraz sinirsel olarak yıpratabilir. Melankolik, depresif bir ruh hali verebilir size. Bir yandan bir şeyleri yapmak istiyorsunuz ve engellerle karşılaşıyorsunuz. İşte iletişim sorunları, fiziksel engeller, hareket özgürlüğünün kısıtlanması, inisiyatif alarak, irade koyarak bir şeyler yapmak istediğinizde işte bunlar kurallar olabilir, yasalar olabilir ya da direkt hani Otoritenin koyduğu bazı engeller ya da sorumlulukların ve görevlerin hayatınıza yansıyan hani engelleri, kısıtlamaları olabilir. Bu sizi biraz sinirsel olarak yıpratabilir. O nedenle daha esnek olmaya çalışın. Ancak dediğim gibi gökyüzü sert bu hafta. Özellikle hafta ortasından itibaren yönetici gezegeniniz Merkür, Başak'tan Aslan'a doğru artık gerilemeye başlayacak ve 29 Ağustos'a kadar da Aslan'da gerileyecek. Şimdi Başak'ta Merkür yönetici olduğu için biraz daha tolere edilebilir bir pozisyonda. Yani retro olsa bile işimize yarayacak daha e, yani verimli sonuçlar getirebiliyor. Ancak aslan biraz daha zorlaştırabilir durumları. Çünkü aslan sabit bir burç. Olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabilir. Merkür burada daha bireysel, bencil, daha egosantrik olabilir. E bu da tabii ki çatışmaları, e, baskıları arttırabilir. Bunu da iyi yönetmek gerekiyor, e, sevgili ikizler. Özellikle sizin için belki e, iletişim konularında hafta ortalarından itibaren işte e, seyahatlerde olabilecek bir konu ya da kullandığınız iletişim cihazları ile ilgili problemler, elektronik cihazlardaki sorunlar falan bunlar artabilir. Yakın çevre ilişkileriniz komşular, kardeşler, arkadaşlarla olan bağlantılarda bazı anlaşmazlıklar, fikirsel mücadeleler artabilir. Hafta sonu Dolunay'ın enerjileri artacak. Dolunay 19 Ağustos'ta önümüzdeki haftanın ilk gününde meydana gelecek ama 3 gün öncesinden de tabii ki yoğun olarak tesirlere başlayabilir. Kolektif alanı etkileyebilecek, Uranüs etkili, zorlayıcı, değiştirici, biraz da isyankar bir enerjisi var bu Dolunay'ın. Mümkün olduğunca böyle esnek kalmakta, şartları zorlamamakta fayda var. Dolunay ilgili detaylı bir video hazırladım. Demek Bahtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.